istediğin bir şey mi var? Öyle iyisin ki. Bunca yaşadığımız şeyden sonra hala yanımdasın. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmadın. Oysa ben seni hep çok üzdüm. Artık üzülmeni istemiyorum. Ben de. Üzülmekten ve kırılmaktan çok yoruldum Sıla. Emre beni anla ne olur. Ben de senin eskiden gördüğün ve hala öyle olduğunu umduğun Sıla'dan eser kalmadı. Seni sevdiğim ve evlenmeyi istediğin Sıla'yı sen de ben de kaybettik. Artık kabul et. Biz sadece iki iyi dost olabiliriz. Bu dostluk beni öldürüyor Sıla. Nereden nereye geldik? Eski Sıla'yı düşünüyorum. Hayat dolu, yerinde duramayan Sıla'yı. Ama şimdi gözlerine bir hüzün yerleşti. İşin kötüsü de bu hüzün sana çok yakıştı. Beni o kadar iyi tanıyorsun ki. Bana kendimi değerli hissettiriyorsun. Öylesin zaten. Ama aramıza koyduğun sadece hüzün olsaydı keşke. Bana şunu söyle Sıla. Orhan'a aşık mısın? Başı dumanım, çare tutmayanım. Sıla'ya giden döner de bir gün. Emre ben hamileyim. Midyat'tan ve çevrelerden getirdiğim parçaları satacağım İstanbul'da. Bunlar tabii daha çok mobilya üzerine olacak. Biliyorsunuz bu son zamanlarda bizim kapılardan masa sehpa yapmak moda oldu. Durmak da kelime, bir tane de bende var. Ne güzel. Ben çok severim eski mobilyaları. Hepsinde yaşanmışlık izleri vardır. Ben artık buradan sizden ayrılayım. Ben Kapalı Çarşı'ya gideceğim. Bir arkadaşımla buluşmam lazım. Gizem Hanım, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Abay, ben de seninle geleyim. Gizem Hanım. Size gideceğiniz yeri biz bırakalım. Ondan sonra da birlikte Kapalı Çarşı'ya gideriz. Yolunuzu değiştirmeyin. Ben eve geçecektim zaten. İsterseniz siz de bizle gelin. Abay Çarşı'daki işlerini hallederken biz de basın lansmanı hakkında konuşuruz. Vallahi iyi fikir. Basın tanıtımı hakkında harika fikirlerim var benim de. O zaman binelim arabaya. Esma ben. Biliyorum. Aldın mı hediyemi? Evet. Teşekkürler. Ama bir daha eve hediye gönderme olur mu? Niye ama hiç kötü bir niyetim yoktu ki. Yani Aylan'ın yoktu. Sen çok tehlikeli bir adamsın. Evet, en iyi özelliğim budur. Sıla'yı görmeye gittin mi? Henüz gidemedim ama gideceğim. Git sonra da bana haber ver. Olur mu güzelim? Gitmezsem ne olur? Üzülürüm. Sen de ben de çok iyi bir fırsatı kaybetmiş oluruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Gideceğim. Bana nasıl geçtiğini haber ver. Tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Hoşça kal.
Demek Baran ha, fiyecilik oynamakla meşgulmuş ha. Yakında uzaktan izlemek zorunda kalmayacaksın. Bizzat mezarının başında serenatlar dizebilirsin Baran.